Merhaba arkadaşlar, şimdi part 2'ye başlıyoruz. Demiştik ki veri kaynağı ekleyeceğiz. Burası bizim veri kaynağı olanımız. Buradan başlayacak. Veri kaynağı mis. Şimdi arkadaşlar bir tane tutorial yapalım. Bu benim yapıcı metodum olsun. Bunu kullanırız. Ardından yapacağım işler neler arkadaşlar? Veriyi liste halinde döndür. İlk işim bu. Ondan sonra ne yapabiliriz? Bir tane de benim kategorim ne olacak? Liste olacak. Kategorinin altında olacağı için verilerim. Kategori listesi yaparsam bu işi çözeriz. Kategori listesi oluştur. Public list. Burada doğru yazmamız lazım arkadaşlar. Ardından CTRL noktaya basıyoruz. Modelimi ekliyorum. Boşluk. Zaten bana öneriyor. Bu isim de gayet yeterli. Önerileri güzel. Beğeniyorum. Kullanıyorum ben. Ardından public static API data source. Evet. Bunu da alacağım arkadaşlar. Aslında benim listem. New API source. Veriler oluşsun. Verileri bu alanın içinde oluşturacağız. Öncelikle yukarıda benim kategorim vardı. Onu eşitliyorum. Yeni bir tane kategori. Bunun içinde olması lazım. Bir kategori başlığım olması lazım. Kategorimi oluşturdum. ID eşittir 1. Burada birazcık aynı şeyler yapacağız. İkinciden sonra kendi hayal gücünüze göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekçi olsun diye gittim araştırdım ben. Yazar ismi falan buldum sizin için. Bu da arkadaşlar ilgili kitaplar. Bu da nasıldı? Liste gibiydi. Hatırlayalım şurada Book of Interest'i. Kategorisinin içine geldim ben. İlgili kitaplar alalım. Liste olarak dönüyor bu. Burada da aynı şekilde liste alanı olduğu için liste gibi kullan. Ne? List. Book of Interest. Yani ilgili kitaplarıma geldim. Kendimi tekrar ediyorum gibi hissediyorum. Ne? Yeni bir tane daha oluşturduğu için de bir kategoriye ait birden fazla alan olsun istiyorum arkadaşlar. Böyle yaparsak kızmaz. Burada bir hata yaptık sanırım. Tamam. Şurada ikinci ekleyeceğim için onu ekledim. Şöyle yapayım bazen. Bir kategoriyiz. Kalsın böyle. Bir, iki, bundan birkaç tane daha alacak. Ardından, hatta şöyle yapalım. Kopyala. Yapıştır. İkinci kategoride olsun. Diyemeyiz. Mi deriz. Üçüncüsü de olsun. Şimdi de arada şeyler oluştururuz. 3 tane kategorim, bunlara ait 2-3 tane kitap işimi görür. Birazdan şunları değiştireceğiz. Şimdi biz kitaplara dönelim. Haydi. Kategorinin içindeki kitaplardan birinci kitap. Name.
Kuantum casus. Bir tane daha özelliğim vardı benim. Tabii burada noktaya virgül koyamayız. Alışkanlıklar. Yazar. Eşittir. Neydi? Date. Niye kızıyorum? Niye kızdığını bulalım bir bize bakalım. Ondan sonra da kendi içimizde çözümümüzü oluştururuz. Name'e int vermişiz. Yazara da int vermişiz. Tabii kızmak da haklı. Kopyala yapıştır yapınca böyle oluyor. Ne yaptık? Buradaki integer alanları string yaptık arkadaşlar. Ardından düzeldi. Hata vermiyor. Şimdi aynı şekilde yine bir tane de ilgili kitap. Bu sefer ID'si 2 olsun. Yine de ne olacak? Sahte kiralık. Bugün yazarı kimdi? Bardugo'ymuş. Ne demiştik? 3 tane kitap olsun. Verimiz daha güzel görünür çektiğimiz zaman. ID eşittir. 3. Neyimiz var? Yaşam sinyali. Bunun yazarı kimmiş? Hop. Bizim Jose Rodriguez imiş. Ardından ilk kategorim bitti. İkinci kategoriyi kopyala. Burası birinci kategori. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Yeni bir ilgili kitap oluşturacağız. ID diyelim. 1 diyelim. Ama unuttuğumuz bir şey var. Macera değil. Korku. Benim kategorimin adı ve ID'si değişir artık. 2 olur. Ne? Gölgeler diye bir kitap varmış. Satıştaymış. Bunun yazarı da varmış. Jack. Jack hatta London'daydı. Öyle bir şeydi. Virgül koymazsam tabii ki de böyle sana kızar. Bu ders arkadaşlar bu şekilde veri eklemek için. İsterseniz veriyi kendiniz ekleyin. Yani durdurun benim yaptığım şeyi. Kendiniz eklemeye devam edin. Daha sonra hata almazsanız ya da hata alırsanız çözersiniz. Hata almazsanız da ne mutlu size, bir şeyler yolunda gidiyor demektir. Cinayet şirketi. Ne bileyim, isterseniz kendi sevdiğiniz kitapları yazın. Aklınıza gelen tarihi karakterler, kişilikleri. Yani ülkemizin bağımsızlığında önemli söz sahibi olan insanları. Atatürk'ü falan yazabilirsiniz yani. Yazmaktan çekinmeyin. Jack. Onu yazacaktım da ben buraya. Bunların yanına layık görmedim açıkçası. Daha büyük bir karakter. Jack London Atatürk'ün gölgesinde kalır. Ya da ne bileyim, Jose Rodriguez yani. Aynı kulvarın adamı değildir. Üç arkadaşlar. Atatürk nere? Bunlar nere? Ruh kırıcı. Yazarı Sebastian. Haydi bakalım. Bir tane daha kategori yapalım kendimize. ID'si 3.
10 dakikaya yaklaştık. Bakalım duracak mı? Durmadı. Mutluyuz. Ya tabii para vermeyip böyle uğraşınca bazen vakit doluyor falan. Bir tane buldum yamasını oğlum. O dönem arkadaşlar asd@gmail.com yazıyorsun. Enter'a basıyorsun. O senin için register ediyor. Ne kadar sağlıklı. Barbarossa. İki seylemedi, tek seylemedi. Emin olamadım. Barbarossa. Neden Barbarossa? İki olsun ya şimdi. Yani belki bilgilerimizi çalıyor olabilir. O kadar dikkat etmedim açıkçası. Hani işimi görsün diye belli bir şekilde belli bir seviyede kullanıyorum. Bundan sonra kapatıyorum. Belki kötü yazdım da olabilir şimdi. Ama Defender falan çok yakalamadı bir şey. Birazcık eski bir şeydi. Yakalar diyorum yani. Zaten Defender neyi yakalıyor ki onu yakalasın da. Orası da ayrı bir konu. Homedovis. Bunu kim yazmış? Noah Harari. Şimdi arkadaşlar bu parktan sonra artık kontrolörlerimizi yazmaya başlayacağız. Kontrolörlerimiz önce gelen verilerimizi çirkin bir şekilde göreceğiz. Nasıl çirkinden kastım ederseniz. Web sayfasında göreceğiz. Sonra yılın icadı Sultan'ın bir dakika. Ondan sonra yılın icadı denilebilecek. Yani yılın değil de son yılların güzel bir yazılımı. Postman adında bir programcık. Geldik. Verimizi oluşturduk. Veri yanımız bu kadar arkadaşlar. Kategorimiz kendi içinde ne demiştik? Tekrar modele gidiyorum. Kategorim var. Altında kitap listem var. Kitap listesinin bilgileri de burada. Geldim, kategorimi oluşturdum. Macera dedim. Aslında da üçer tane kategori attım. Kategori demişim. Kitap listesi attım. O şekilde ilerliyoruz. Tekrar şöyle bir rahat rahat bakın diye aşağıya doğru getiriyorum. ID'leri kontrol edersiniz. Kopyala yapıştır yaptıysanız. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Üçüncü derste artık controller'ımızı oluşturacağız. Bir tane categories diye controller oluştururuz ya da books diye. Onun üstünden derslerimize devam ederiz. Zaten bu ilk API videoları çok basit olacak, basit düzeyde. Ondan sonra o bittikten sonra ikinci partta kitaba fiyat falan ekleriz. Fiyat aralığı falan çekeriz. Gibi güzel güzel şeylerimiz olacak. Yani etkinliklerimiz olacak diyelim ya da güzel güzel modellerimiz. İzleyebileceğiniz kaynaklar olacak. Yani videolardaki amacım da aslında yani toplumsal gelişimi sağlamak diyelim. Çünkü hani bir kişi bile öğrense o farklı insan anlatır. Toplumsal gelişmeyi bu şekilde yakalarız diye düşünüyorum. Zaten toplumu bir katkımız yoksa hani şey olarak hani fiilen değil de toplumu geliştirmek adına bir katkımız yoksa bilgimizin de pek bir önemi yok. Bizle var olur, biz gittiğimizde yok olur. Önemli olan yaymak. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar.